1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tablomdaki tarih sütununu baz alarak burada belirtilen günleri yani 7. ve 10. günlerini renklendirmek istiyorum. Tüm tablo için geçerli olmak üzere. Bunu nasıl yapabiliriz? Koşullu biçimlendirmede formül kullanarak. Formülümüz tarihin gün kısmının arkadaşlar buna veya buna eşit olması durumunda ikisini de alacağız çünkü ya da or kullanarak İngilizce yine day kullanarak arkadaşlar. Mevcutu kaldırıyorum. Şimdi sizlerle birlikte yapalım. Alanı seçiyorum. Tüm satır renklendirmesi için tablonun tüm sütunlarını seçtim. Gittim. Yeni kural kısmından, formül kısmından arkadaşlar koşullu biçimlendirme, conditional formatting'de geliyorum. Ya da çektim. Küçük büyük harf fark etmez. Güne çevireceğim. Gün dedim, açtım. Buradaki tarih. Sabitlemeye dikkat edin. Hep sütun taraflı oluyor. Silerek veya F4'e basarak onu öyle yaptım. Gün eşittir buysa orası sabit kalacak şüphesiz. Noktalı virgül ayracım. Bir daha gün arkadaşlar. Yine aynı yeri baz alıyorum. F4'e bastım. İki kere. Ondan sonra üç kere. Ondan sonra eşittir bu dedim. Evet bu kadar. Bu da yadanın kapanmış oluyor. Neyle renklendir? Kırmızıyla renklendir. Örnek arkadaşlar. Bakınız 7'ler ve 5. günler. Yok ben efendim 3. ile efendim 12'sini istiyorum diye seçebilirsiniz.